Zülfü Yıldırım Tunceli 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 10 ay tutuklu kalıyor. 10 ay tutuklu kaldıktan sonra ağır hastalıklara sebebiyle tahliye ediliyor. Hemen akabinde cezası, dosyası devam ediyor ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alıyor. 7 yıl 6 ay hapis cezası 2017 yılında kesinleşiyor ve cezaevine giriyor. Elazığ Binoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine alınan Zülfü Yıldırım, cezaevine giren Zülfü Yıldırım birçok hastalığı mevcut. Şu şekilde sıralarsak hastalıklarını, beyindeki tümör sebebiyle 2 defa beyin ameliyatı olmuş, kalp yetmezliği nedeniyle açık kalp ameliyatı olmuş. Bu ameliyatlar sebebiyle de bir gözünü kaybetmiş, diğer gözü %50, diğer gözünde %50 oranda görme kaybı oluşmuş ve bundan kaynaklı olarak da yürümede denge sorunu yaşamaktaydı. Zülfü Yıldırım yine bununla birlikte çok ağır hastalıkları vardı. Bu hastalıklar tansiyon, gastrit, ülser, hipertiroid, egzema ve buna benzer birçok şeker de dahil olmak üzere buna benzer birçok hastalığı mevcuttu. Zülfü Yıldırım cezaevinde yaşamını tek başına idame edemiyordu. Günlük bakım ihtiyaçları bile yanındaki arkadaşları tarafından karşılanıyordu. 2018 yılında infaz erteleme talebinde bulunuyor cezaevi idaresine ve ilgili savcılığa. 2018 yılında infaz erteleme talebinde bulunuyor ve Elazığ Fırat Üniversitesi doktor heyeti tarafından kendisine cezaevinde kalabilir raporu veriliyor. Bu ağır hastalıklarına rağmen verilen bu raporun bilimsel ve tarafsız değerlendirmeden uzak olduğunu biliyoruz aslında. 2018 yılında infaz erteleme talebinde bulunuyor ve hastaneye sevki gerçekleşiyor. Hastanede Elazığ Fırat Üniversitesi hekimleri tarafından cezaevinde kalabilir raporu veriliyor kendisine. Bu nesnel ve bilimsel değerlendirmeden uzak olan bu rapora istinaden bir daha cezaevine gönderiliyor. Ve bu raporunda cezaevinde kalabilir raporunda şu ibareye geçiyor. Takip ve tedavi yükümlülüklerinin cezaevi idaresi tarafından karşılandığı takdirde cezaevinde yaşamını idame edebilir deniliyor. Peki cezaevi idaresi Zülfü Yıldırım takip ve tedavi giderlerini karşılamış mı? Yani takip ve tedavi takibini ve tedavi yükümlülüğünü yerine getirmiş mi? Açıkçası Zülfü Yıldırım ayda bir gitmesi gereken kontrolleri son 4 aydır hiç götürülmedi. Ve sağlık dosyasına baktığımız zaman bile son 2 haftasında, yaşamını yitirmeden önceki son 2 haftasında öksürdüğü zaman ağzından kan geliyormuş. Bundan kaynaklı olarak 01.08.2022 tarihinde acil revire çıkmak istediğini belirtir bir dilekçe yazıyor. Ve bu dilekçesi bile, bu acil durum, acil sağlık durum dilekçesi bile maalesef 08.08.2022 tarihinde yerine getiriliyor. Yani bu son her ayda bir gitmesi gereken kontrollere 4 aydır götürülmemesi ve az önce bahsettiğimiz gibi en acil sağlık talebi bile bir hafta sonra yerine getirilmesi bize cezaevi idaresinin aslında takip ve tedavilerini zamanında yapmadığını, yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösteriyor. Zülfü Yıldırım cezasının büyük bir kısmını infaz ettikten sonra Karakoçan K1 cezaevine sevk ediliyor. Tabi bu cezaevinde tahliyesine bir yıl kala denetimli serbestlikten faydalanma talebini belirtir dilekçeyle idareye başvuruyor. İdare denetimli serbestlik talebini idareye başvuruyor.
İdare ve Gözlem Kurulu tarafından kendisine pişman olduğunu belirtir bir dilekçe ile başvuru yapması isteniyor. Zülfü Yıldırım bu pişmanlık dayatmasının hukuka aykırı olduğunu, sağlık koşullarının iyi olmadığını, herhangi bir disiplinsizliğin olmadığını belirtiyor ve denetimli serbestlikten faydalanmak istediğini bir daha yineliyor. Maalesef İdare ve Gözlem Kurulu ve itiraz mercileri talebini gerekçesiz bir şekilde reddediyor ve Zülfü Yıldırım ölüme terk ediliyor. Hemen akabinde Zülfü Yıldırım ölüme terk ediliyor. Ardından Zülfü Yıldırım Elazığ Binnoğlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na tekrardan sevki oluyor ve Ceza İnfaz Kurumu'na gönderiliyor. Ceza İnfaz Kurumu'na gelen Zülfü Yıldırım'ın Elazığ Binnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine gelen Zülfü Yıldırım'ın sağlık sorunları daha fazla artıyor. Sıcaklar sebebiyle kalbinde sıkışma oluşuyor. Az önce bahsettiğimiz gibi yaşamını yitirmeden 2 hafta önce öksürdüğü zaman ağzından kan geliyormuş. Zülfü Yıldırım cezaevi yönetimi Zülfü Yıldırım'ın ağır hastalıklarına rağmen gerekli özeni göstermemekte ısrar ediyor. Örnek olarak verirsek cezaevinde kantininde tek tip süngerli ve kaygan telikler satılıyor. Cezaevinde bu süngerli kaygan telikler satıldığından beri birçok mahpus yere düşmüş, yaralanmış, birçoğu da ayaklarını ve vücudunun başka yerlerinde kırıp yaralanmıştır. Bu teliklerden kaynaklı olarak birçok mahpus yaralanmıştır. Bu talebi sadece Zülfü Yıldırım değil, cezaevinde bulunan diğer mahpuslar da belirtmesine rağmen cezaevi idaresi fayans zeminde kaymayan cezaevi yönetimi o tehlikeleri satmakta ısrar ediyor. Tabii bu tehlikeler fayans zeminin etkisiyle daha da kaygan bir hale geliyor. Cezaevi hükümlülerin mahpuslara muameleye dair Birleşmiş Milletler asgari standart kuralları içerisinde belirtilen yaşam standartlarını düzeltmeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve tamamen finansal anlaşmalarla mahpusların yaşamını riske atıyor. Olayın yaşandığı gece aslında o ihmaller, az önce sırasıyla bahsettiğimiz ihmaller zincirinin son halkası olan olayın yaşandığı gece 13.08.2022 tarihinde Zülfü Yıldırım yatmadan önce duş hazırlığı için üstünü değiştirmek amacıyla merdivenlerden yukarı çıkmış. Ancak gerek yürüme bozukluğuna sebep olan hastalığı gerekse de fayansta kayan süngerli telikler sebebiyle 6. ve 7. basamaktan kayıp sırt üstü şekilde yere düşüyor. Yere düştüğü esnada gözleri ve bilinci açık. Yanında kaldığı arkadaşlar bez ile yarasına tampon yapıyor ve zaman kaybetmeden ilk yardım düğmesine basıyorlar. Sedye ile gelen gardiyanlar Zülfü Yıldırım'ı X-ray cihazının önüne kadar götürüyorlar. X-ray cihazından sedye X-ray cihazından geçmediği için 1-2 dakika boyunca orada sarsılıyor. Sonrasında X-ray cihazının yanında var olan cihazının diğer tarafına taşınan Zülfü Yıldırım kargo masası üzerinde tam 25 dakika bekletiliyor. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Zülfü Yıldırım yere düştükten 5 dakika sonra jandarma biriminin transiti kapının önünde hazır olmasına rağmen 25 dakika boyunca ambulans gelememiştir. Aslında bu da bize cezaevi güvenlik politikasının yaşam hakkının önüne geçtiğini,
gösteriyor. Bu süreçten sonra yerde yaralı bekleyen Zülfü Yıldırım geç gelen ambulansla birlikte hastaneye kaldırılıyor ve sonrasında öğreniyoruz ki hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansın içinde kendisine kalp mesajı yapılıyor ve burada yaşamını yitiriyor. Burada yaşamını yitiren Zülfü Yıldırım'ı yaşam hakkını korumakla yükümlü olan cezaevi idaresi cezaevinde bulunması gereken acil yardım sağlık personelleri maalesef olay günü cezaevinde değillerdir. Yine girişte bahsettiğimiz X-ray cihazının önünde 112 acil servisi odası olmasına rağmen bu odada herhangi bir sağlık personeli ve ambulansın bekletilmediğini öğreniyoruz. Ve yaşamını yitiren Zülfü Yıldırım'ın kalmış olduğu bir nolu yüksek güvenlikli cezaevine maksimum uzaklığı 5 dakikada olan açık ceza infaz kurumunun önünde ambulans toplama merkezinin olduğunu da biliyoruz. Ve 5 dakika uzaklıkta olmasına rağmen neden yarım saat geç geldiğini Zülfü Yıldırım denetimli serbestlik talebiyle kendisine dayatılan bu pişmanlık dayatmasının hukuki olmadığını birçok dilekçesinde belirtiyor. Aslında kendisi cezaevinin kendisini ölüme terk ettiğini ve devletin her görev ve yükümlülüklerini birçok dilekçesinde de belirtiyor. Yaptığı itirazların birinde dilekçesinde şunu yazmıştır. Cezaevinde kaldığım her saat ve gün rahatsızlığımdan dolayı yaşamım daha da çekilmez bir hal aldığı gibi ölüm riskim artmakta ve ölüme terk edilmekle yüz yüze kalmaktayım. Devletin her şart ve koşulda öncelikli görevi kendi vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamak ve idame ettirmek gibi bir sorumluluğunun da bulunduğunu hatırlatmakta yarar olacağını kanaatindeyim. Zülfü Yıldırım ölüm belgesine baktığımız zaman ölüm nedeni bilinmeyen ölüm yazsa da aslında biz Zülfü Yıldırım'ın ölümüne sebep olan şeyin sadece yere düşme ve ambulansın geç gelmesi olmadığını biliyoruz. Zülfü Yıldırım'ın ölümüne sebep olan şu an hasta tutsaklar üzerinde uygulanan cezaevi politikasıdır. Kendisine hastane hekimleri tarafından bilimsel ve nesnel değerlendirmelerden uzak cezaevinde kalabilir raporu veren hekimler, hukuka aykırı bir şekilde pişmanlık dayatmasını dayatan idare ve gözlem kurulunun ve bu ihmaller silsilesinde cezaevinde takip ve tedavilerini yerine getirmeyen cezaevi idaresinin olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda cezaevinin güvenlik politikalarını, sağlık ve yaşam hakkının önde tutması da aslında Zülfü Yıldırım ve son bir senede yaşamını yitiren diğer 47 hasta tutsağın ölüm sebebi. Bu kadar rahatsızlığa rağmen 2018 yılında cezaevinde kalabilir raporu veren hekimler, pişmanlık dayatan kurul, yaşam standartlarını korumayan ve düzeltmeyen cezaevi idaresinin sorumluluğunda bulunan kampüsün ambulansını denetlemeyen ve orada bulunmasa dahi sağlayamayan ceza ve tevkif evleri müdürlüğü. O kadar dilekçe ve itiraza rağmen bu dilekçe ve itirazları değerlendirmeyen cezaevi savcılığı, infaz hakimliği ve bunları hiçbir şekilde denetlemeyen Adalet Bakanlığı'nın bu ölümün faili olduğunu biliyoruz. Zülfü Yıldırım'ın yaşamını yitirmesine sebep olan olaylar silsilesini hepsini belirtir bir şekilde suç duyurusunda bulunduk. Şüpheli olarak Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü, denetimli serbestlik kararını
itiraz ettiği itiraz mercilerini denetimli serbestlik hakkını kullanmak isterken kendisine pişmanlık dayatan idare ve gözlem kurulunu, cezaevi müdürleri, revir doktorları ve...